Bundan dolayı da bildiğiniz gibi dün itibariyle Sayın Başbakanımdan görevimi affı istedim. Aslında bu komplonun başladığı ilk gün 17 Aralık günü sabah saat 7'de bu operasyonu başlatmışlardı. 7.30'da beni arayan, benim hakikaten çalışmaktan şeref duydum, onur duydum. Benim liderim Sayın Başbakanımız beni aradığında saat 7.30'da kendisinden, Sayın Başbakanım ben görevden affımı istiyorum dedim. Sayın Başbakanımızla görüşeceğiz, konuşacağız, birlikte değerlendireceğiz dediler. Aslında fiilen operasyonun başladığı gün itibariyle ben görevimden ruhen bir kere ayrılmıştım. Şunu çok net ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar, beni tanıyanlar iyi bilir. Ben bu mevkilere şükürler olsun doymuş olarak geldim. Ne ben, ne ailem, ne çalışma arkadaşlarım hiçbir yanlış içinde olmadık, Allah'ımıza şükürler olsun. Çok çalışmaktan başka hiçbir hatamız yok. Ve bunu da şerefle ve gururla yaptık. Bu iş er ya da geç tüm yönleriyle tüm gerçekler ortaya çıkacak. Ben adil bir hukuka inanıyorum. Hayatımda karakol yüzü görmemiş oğlum maalesef şu anda tutuklu. Ama daha fazla güçlendik. Çeliğe su verilir biliyorsunuz. Çelik dövülerek su alır. Ben de makine mühendisiyim. Çeliğin nasıl sertleşse, nasıl çelik olduğunu çok iyi bilen biriyim. Allah'ın izniyle bu konuda eskisinden daha fazla güçlü olduğumu, psikolojik ve moral olarak çok daha yüksek seviyede olduğumu, bana düşmanlık yapanlara buradan sizler açısından haykırıyorum. Ve Allah'ın izniyle göreceksiniz, her şey gün gibi ortaya çıkacak. Olay tamamıyla hükümetimize yönelik bir olaydı. Olay tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en cesur, en baba yiğit, en çalışkan başbakanına karşı konulmuş olan bir olaydı. Ama milletimiz bu tuzağa düşmeyecek. Milletimiz bu tuzağa düşmedi ve bilin ki bundan daha da güçlenerek çıkacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. 56 yaşındayım. Hayatımın 46 yılını çalışarak geçirdim. Ben piyasadan gelmiş bir arkadaşınızım. Yokluğu gördüm, zenginliği gördüm, Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ın belki bana da hak etmediği birçok şeyi verdi. 5 kardeşin ortancası, 7 nüfuslu bir ailenin ben çocuğuydum. Biz ilk darbeyi Demokrat Parti'ye yapılan ihtilal zamanında yaşamış olan bir aileydik. Bundan dolayı uzun yıllar siyasete girmeme konusunda ailemizin kararlılığı vardı. Sayın Başbakanımızın takdiri ve daveti üzerine 2007'de biliyorsunuz siyasete girdim. Fakirliğin, fukaraların ne olduğunu birebir yaşamış bir insanım. Ve bundan dolayıdır ki 6,5 yıldır milletvekili maaşımın tek kuruşuna elimi sürmedim. 6,5 yıldır benim milletvekili maaşımla her ay 100 çocuğumuz burs alıyor. Kimlerin ne aldığını da bilmem. Yeter ki bana müracaat etsin. Çünkü ben de Kızılay Bursu'da okumuş bir arkadaşınızım. Üniversite kredisiyle çalışarak üniversiteyi bitirmiş bir arkadaşınızım. Sıfırdan başladım. Çok çalıştım. Allah'ım da bana çok şeyler nasip etti. Hem gönlüm zengin, şükürler olsun, hem kendim zenginim. Bu anlamda şunu çok net ifade etmek istiyorum ki beni sevenlere, bana değer verenlere, aileme asla onları mahcup edecek hiçbir tutum ve davranış içinde olmadım ve olmam. Benim DNA, benim genetiğim buna göre kanılmıştır, şükürler olsun. Şimdi burada tek üzüntüm ve şu andaki üzüntümün temel kaynağı maalesef ülkemiz üzerinde oynanan bu çirkin tezgahın ülkemiz ekonomisine, ülkemizin birlik beraberliğine vereceği zarardan duyduğum endişedir. Evet, biz faiz lobisinin ayağına bastık. Bugün bir kabahatimiz varsa faiz lobisinin ayağına basmaktır. Ama haykırarak söylüyorum ki hayatım yettiği müddetçe faiz lobisinin ayağına değil damarlarına basmaya devam edeceğim Allah'ın izniyle.
Hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Ve bu noktada maalesef dış güçler etkili olmuyor. Ama onların etkisi gördüğünüz gibi sınırlı kalacak. Amaç 4.61'e düşmüş olan faizleri tekrar eskiden olduğu gibi, AK Parti öncesinde olduğu gibi, hükümetlerimiz öncesinde olduğu gibi yükseltmek. Ve bakın maalesef bugün faizler %10'lara dayandı. Ben ihracatın, ithalatın içinden gelen bir arkadaşımsın. 4.5 yıl burada görev yaptım. İşte yanımda ihracatçı birlik başkanlarım var. Sizlerle iftihar ediyorum. Bunu bir kere özellikle söyleyeyim. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Müsiyat Başkanımız, TÜMSİAD Başkanımız, birbirine kıymetli, değerli çalışma arkadaşlarım var. Arkadaşlar, şu anda dolar tarihi seviyesine geldi. Elbette ki konjonktürel şartlar bunda önemli. Ancak yaratılmak istenen şey bir kaos. Türkiye yeniden ekonomik anlamda bir sıkıntıya sokmak. Nedir Zafer Şahlar'ın üzüntü? Milletimize bir zarar gelmesin. Çünkü bu işlerden maalesef olan milletimiz oluyor. Ümit ediyorum ki biz bugüne kadar yaşamış olduğumuz her krizden daha güçlü, daha başarılı çıktık Allah'ın izniyle. Bakın bunları da Türkiye çok kısa bir süre içinde atlatacaktır. Herkes yaptığının hesabını mutlaka verecek. Ben de herkeste, bütün herkesi katarak bunu söylüyorum. Sizlerle burada 4.5 yıl beraber çalıştım. 2 yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yaptım. 6.5 yıl bakanlık yapmış olan bir insanım. Ne bana bakanlık babamdan kaldı, ne benden çocuklarıma kalacak. Devletimin ve başbakanın bana vermiş olduğu görevi namusumla, şerefimle, bilhakkı çalışarak arkadaşlarımla birlikte yaptım. Ve bu son 4.5 yılda değerli kardeşlerimle, çalışma arkadaşlarımla, buradaki ekibimle, danışmanlarımla, çaycıma varıncaya kadar bütün arkadaşlarımla ve birbirinden kıymetli iş dünyasıyla beraber rekorlar yazdık. 2009 yılında ben göreve geldiğimde ihracatımız 102 milyar dolardı. 2012 yılında 152,5 milyar dolara çıkardık şükürler olsun. 4 yılda üzerine 50 milyar dolar koyduk. Yine 2009 yılında hizmet ihracatı 33,9 milyar dolardı. Geçen yıl 43,2 milyar dolara çıkarttık. 2009'da 212 gümrük bölgesine ülkeye ihracat yaparken şimdi 241 gümrük bölgesine ihracat yapıyoruz. Eğer bir şey yapmasaydım gözüm açık giderdi. Her fırsatta söylüyordum. İhracat yapmadığımız değerli bakanım sadece 2 yer vardı. Biri Mikronezya, biri Nauru'ydu. Allah'ımıza şükürler olsun onu da yaptık. Bize, ve şu anda... Bize bir şey kalmadı. Estağfurullah. Dünyada, Türkiye'de üretilip de girmeyen, insanların yaşadığı, nefes alınan her yerde Türk malına girmediği bir yer bırakmadık, şükürler olsun. Ve yine 2009'da ihracatın 1 kilogram ortalama fiyatı 1 dolar 16 centti. 1 dolar 58 cente 2012'de çıkarttık. Bunun yanı sıra teşkilatlarımızı güçlendirdik. Ve gerçekten Sayın Bakanım iftihar ederek söylüyorum ki Sanayi Ticaret Bakanlığı da yaptım. Ama bu bakanlık başka bir bakanlık. Bu bakanlığın personeli birbirinden kıymetli, çok kaliteli insanlar. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onlarla iftihar ediyorum. Bugün Türkiye ekonomisinin başarısının altında isimli isimsiz benim bu kardeşlerimin hepsinin imzası vardır. Bundan dolayı dış ticaretimizde de, temsilcilerimizde de çok önemli görevler yaptık. Ben göreve geldiğim zaman 2009'da 97 merkezde toplam 115 ticaret müşavirimiz, ateşimiz vardı. Şimdi bugün size şükürler olsun 154 merkezde 250 ticaret müşaviri faal bir şekilde bırakıyorum. Ve Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en cömert, en iddialı teşvik sistemini yaptık. Bunların sonuçlarını zaten hep birlikte gördük ve daha da göreceğiz. Arkadaşlar, bakanlık yaptığım sürece, görev yaptığım sürece hakikaten hepinize teşekkür ediyorum. Hepsinden önemlisi tüm milletvekillerime ama bilhassa benim canım ciğerim birbirinden kıymetli olan Mersin milletvekillerime çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Onlar beni hiç yalnız bırakmadılar.
Tabii ki en büyük teşekkürü de en fazla ihmal ettiğim aileme yapmak isterim. Çünkü ben son 4,5 yılda dünyanın çevresini 45 tur attım. Milyonlarca kilometre kat ettim ihracatçılarımla beraber. İş adamlarıyla beraber. Fellik fellik gezdik tüm dünyayı. Tüm hayatım boyunca yapmış olduğum seyahatler, 4,5 yılda yapmış olduğum seyahatin onda biri dahi olmaz. Ve 6,5 yıllık bakanlık süresince bunun en az 2,5 yılını evimden uzakta, değişik ülkelerde, herkesin gitmeye korkmuş olduğu ülkelerde iş adamlarıyla, ihracatçı kardeşlerimle, timle, tümsiyatla, müsiyatla bu değerli kardeşlerimle beraber geçirdim. Yapmış olduğum tüm emekler helal hoş olsun ülkeme. Hepinize helal hoş olsun. Ve bu 2,5 yılda ihmal ettiğim aileme buradan hakikaten haklarını helal etmesini istiyorum onlardan. Onların da bu görevi yaparken bir gün dahi bana bir sitem, bir bakış yaptıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuğumu ihmal ettim. Çocuklarımı ihmal ettim. Eşimi ihmal ettim. Ailemi ihmal ettim. 24 saatin ortalama 18-19 saati çalıştım. Sizlerden özür diliyorum. Gecenin saat 2'sinde 3'ünde sizleri telefonla rahatsız ettim için. Başka türlü mesai yetişmemiz mümkün değildi. Ama şimdi hepsinden önemlisi bilhassa Mehmet Büyükekşi kardeşime ve onun nezdindeki tüm ihracatçı birlik başkanlarıma, Nail Olpak kardeşime, onun nezdindeki tüm müsiyatlara, Hasan Sert kardeşime ve nezdindeki tüm müsiyatlara gönül dolusu şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Personelime, çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Mersin'den uzak yakın demeden bugün buraya gelerek bana olan sevgilerini gösteren değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Evet, bundan sonra yoğunluğumuz Allah'ın izniyle Mersin'de olacak. Nasıl 2011'de Mersin'de AK Parti'yi zafere kavuşturduysak Allah'ın izniyle 30 Mart'ta da aynı çalışma gayreti ve arzusu içinde olacağız. Şimdi İçim çok rahat. Bunu birbirimize iltifat şeklinde düşünmeyin. Biz Nihal Zeybekçi kardeşimle, değerli bakanımla bugün yeni tanışmıyoruz. Biz Kalübela'dan çok eskiden tanışıyoruz. Sanayi ticaretinde olduğu günlerden tanışıyoruz. Ve biliyorum ki değerli bakanım benden çok çok daha iyi yapacak. Sizlerden ricam iş dünyasında sayın bakanımla ilgi alakanızı çok fazla geliştirin. Zaten o sizleri bırakmayacak. Biraz evvel vermiş olduğum rakamları inanıyorum ve biliyorum ki benim değerli dostum, aynı camiadan gelmekte iftihar ettiğim değerli bakanım benden çok çok daha ileri götürecek. Çünkü yaş olarak da benden avantajı var. Ve bu konuda kendisi ihracatın birebir içinde, ihracatı bil hakkın yapan bir kardeşimiz. Kendisine başarılar diliyorum. Biraz evvel hanımefendi, bacım, yengem buradaydı. Çocuklar burada. Şimdiden tabii bir iki çok ihmal edileceksiniz. Bu zaten sizin yabancı olduğunuz bir şey değil. Dolayısıyla ben tekrar bu duygu ve düşüncelerle benim değerli yeğenim, kardeşim, canım ciğerim, dostum, dava arkadaşım, yol arkadaşım, ahirete kadar inşallah ahirette de birlikte olacak olan Egemen Bağış Bakanıma da, kardeşime de gönül dolusu şükranlarımı, teşekkürlerimi sunmak istiyorum huzurlarınızda.